Bugün kentleri konuşacağız demiştik sayın seyirciler ve kentleri konuşmak için stüdyomuzda bir konuğumuz var. Yeryüzü Derneği'nden Hüseyin Barış. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Yeryüzü Derneği daha güzel kentler için çalışmalar yürüten bir dernek derneğiniz. Evet. Ve bu çalışmalar kapsamında kent bahçeleri birkaç 3 yıldır sanıyorum yürüttüğünüz bir proje. Ve 2013 kayıtları başladı kent bahçelerinin. Evet. Öncelikle soralım, kent bahçeleri nedir? Teknolojinin gelişmesi, kentlerin büyümesi, işte biraz önce de başbakan bu konuda uyardı. Yaşam alanlarının çoğalması ama üretim alanlarının azalması ve gittikçe kent dışına çıkmalarıyla kentteki insanın tüketeceği sebze meyvenin daha uzak yerlerde üretilmesi ve uzun yollardan diyelim İstanbul'a gelmesi. Bunun sonucunda İstanbul'da üretim azalıyor. Kent bahçesi İstanbul gibi metropollerde, büyük kentlerde de 5-10 metrekareden başlayan ekilebilir alanlarda sebze üretimini canlandıran, bunu gerçekleştiren bir çalışma, bir kavram. Dünyada örnekleri çok yaygın, Kanada'da çok yaygın olarak uygulanan bir yöntem. 5-10 metrekare ve daha büyük ekilebilir yeriniz varsa, bir terasınız, bir apartman bahçeniz, apartman arasında kalan bir boşluk gibi yeriniz varsa, burada kendi ihtiyacınızı karşılayacak düzeyde sebze üretebiliyorsunuz. Meyve üretmek biraz daha zor belki ama sebze üretimi çok daha kolay yapılabiliyor. Ve genel olarak söylenen de şudur burada. 25-30 metrekarelik bir alanda yapılan üretim yaklaşık 4 kişilik ailenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olabiliyor. Evet. Kent bahçelerini konuşmaya devam edelim. Ama öncelikle bu sizin kent bahçeleri çalışmanızdan bahsedelim. Diyorsunuz ki metninizde, elimdeki metninizde Yeryüzü Derneği 2013 kent bahçeleri çalışmaları başladı. Evet. Ve kayıtlar başladı. Ne için kayıt alınıyor ve bu nasıl bir çalışmadır derneğinizin yaptığı? Bu yılki uygulamamız 3. uygulama. İlk yıl 160 kadar katılımcımız vardı. Geçen yıl bu katılımcı sayısı 400'e çıktı. Bu yılki hedefimiz daha yüksek. Yaklaşık 1000 katılımcı hedefliyoruz. Mart'ın ikinci haftasından itibaren başvuruları almaya başladık. Başvuru ya da katılım şunun için gerekli. Kim böyle bir çalışmaya katılmak istiyor? Ne kadar ekilebilir yeri var? Ne ekmek istiyor? Bunların bilgisini alıyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki İstanbul oldukça geniş bir şehir. Burada şeyleri organize edebilmemiz gerekiyor. Hangi bölgede, kim, kaç tane katılımcı var, bunlar nelere ekmek istiyor, ne kadar arazisi var, kime ne kadar tohum ya da fide verilecek, bunların belirlenmesi gerekiyor. Önceden hazırlığın yapılması gerekiyor. Bunun için başvuruları alıyoruz. Başvurular internet üzerinden Yeryüzü Derneği'nin sayfasından yapılabiliyor. Ve onlara sorduğumuz bu söylediğim konuları açıklayıcı sorular var. İşte ne kadar ekilebilir yerleri var, hangi tohumlar, hangi fideleri istiyorlar, ne kadar istiyorlar. Onları belirliyoruz. Bir başka amacı da şu. Biz bölgesel toplantılar yapıyoruz. Katılımcılarla birebir tanışıyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. İsteklerini alıyoruz, öğreniyoruz. Onlara eğitim veriyoruz. Ekim nasıl yapılır, dikim nasıl yapılır, hasat nasıl yapılır, bakımları nasıl yapılır? Bunlarla ilgili eğitimler veriyoruz. Bunun için de başvuruları almak durumundayız ki bölgesel toplantıların yerlerini belirleyelim. Kaç kişi katılacak, kim yönetecek, kim bilgi verecek onları belirleyebilmek için. Bu çalışma sadece İstanbul için mi? Evet. Maalesef. Ondan da sorun şuradan kaynaklanıyor. Yeryüzü Derneği çok üyesi olan bir dernek değil. 3-5 yıllık bir dernek henüz. Ve gönüllülük esasıyla çalışan bir dernek. Dolayısıyla katkıda bulunanlar ya da gönüllülerle ayakta duruyoruz. Bu projeleri yürütüyoruz. İstanbul dışında böyle bir projeyi yürütmek oldukça maliyetli ve zaman alıcı. Üyelerimizin İstanbul dışına gitmesi ve bunları yönetmesi, yürütmesi oldukça zor. Ama şuna karşı değiliz hiçbir zaman. Diyelim Ankara'dan, İzmir'den ya da başka bir kentten, Adapazarı'ndan vesaireden talep olduğu zaman biz onlara destek olabiliriz. Deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Onlara bilgi aktarımını yapabiliriz. Ama evet, uygulama sadece İstanbul'da maalesef. Evet. Peki böyle bir çalışmayı neden yürütme gereği duydu derneğiniz? Biraz önce söylediğimiz olay kentlerde artık üretimin kent dışına kayması, kentlerde üretimin olmaması. Az önce başbakanımızın da söylediği gibi çocukların beton yığınları arasında sıkışması ve çocuklar şeyi bilmiyorlar.
Yani bir domatesi görmemiş, domates vizesini ya da domates bitkisini görmemiş insanlar var. Çiliğin ağaçta yetiştiğini düşünen çocuklar var. Bir ölçüde de bunları, çocukları da, çünkü katılımcılar neredeyse aileleriyle birlikte bu işle uğraşıyorlar. Çocuklar da görüyorlar neyin ne olduğunu. Çilek nedir, nerede yetişir, nasıl yetişir, domates nedir, işte biber patlıcan nedir, nasıl olur bunlar. Sadece pazarda ya da markette, raflarda görmekle onlar hakkında bilgi sahibi olmuyor insanlar. Bir bu. İkincisi, İstanbul dışındaki üretilen sebze meyvenin İstanbul'a gelmesi çok uzun mesafelerde karayolu taşımacılığıyla yapılıyor. Ve bu karayolu taşımacılığı sırasında da karbon kirliliği yaratıyoruz. Bir ölçüde bunun en aza indirgenmesiyle ilgili bir girişim diye düşünülebilir. Çünkü kent bahçeciliği İstanbul içerisinde yaygınlaşırsa İstanbul'a gelen sebze meyvede bir ölçüde azalma söz konusu olabilecektir. Bir katkı, bir katkı olabilecektir diye bir umudumuz var. Yani benim anladığım en azından şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Yerel üretim ağlarını desteklemek bu projenin temellerinden biri. İki, evet, toprakla barışık kentliler. Evet. Çok ender artık bunlar. Onları tekrar yaratmak yani için belki bir vesile. Unuttuğumuz şeylerin de yeniden gündeme gelmesi, insanların bu konuda bilgi sahibi olması ya da işte toprakla uğraşmaları, enerjilerin bir bölümünü, vücuttaki elektriklerini toprağa aktarabilmeleri. Yapılacak tarımın niteliğini birazcık konuşalım istiyorum. Yani son dönemde malumunuz organik tarım, doğal sebze meyve bir sürü bir yani yoğun bir kavram kargaşasıyla dolu aslında ortalık. Sizin teşvik ettiğiniz ya da sizin en azından organizasyonunu üstlendiğiniz bu tarım faaliyeti organik tarım mıdır yoksa ne şekilde gerçekleşecek? Organik tarım adı biraz kısıtlı bir ad. Neden? Organik tarım diye adlandırabilmek için organik üretim sertifikası almış olmak gerekiyor. Böyle küçük yerler için de bu sertifikayı almak hem maliyetli hem de gereksiz. Hı hı. Ama organik üretimin temeli şudur. Zira ilaç ve gübre kullanılmaması, hormon kullanılmaması, doğal tohumların kullanılması. Bunları sağladığınız zaman sertifika olmasa da bu yaptığınız tarım doğal tarım diye adlandırılır. Hı hı. Yani içinde işte genetiğiyle oynanmamış tohumları kullanacaksınız. Bu tür bitkiler olmayacak. Zira ilaç ve gübre kullanmayacaksınız. Gerekirse sadece doğal gübreleri kullanabileceksiniz. Şeylerle, zararlarla mücadeleyi sadece doğal yöntemlerle yapacaksınız. Böyle olduğu zaman yaptığınız üretim doğal üretim. Ama dediğim gibi sertifika almadığınız sürece doğal üretim. Sertifika alırsanız bu organik üretime döner. Ama sertifika almak işi bizde ticari kısmı sanıyorum değil mi? Ticari almak kısmı şu. Türkiye'de organik tarım aslında 40-50 yıl önce yapılan tarım. Ama yıllar içerisinde bu tarımdan bir şekilde vazgeçilmiş. İlaçlı tarıma dönmüş yabancıların baskısıyla, zorlamasıyla. Ve şimdi gene onların isteğiyle de organik tarıma dönülmüş. Ama şey için, ithalatın kolaylaşması için biz diyorlar sertifika veririz. Bizim verdiğimiz sertifikaya göre o sertifikaya sahip olan üreticilerden biz ürün alırız diyor yabancılar. Hı. Onun için de bu sertifika sistemi devrede. Tarım Bakanlığı tamamen devre dışı. Nasıl devre dışı? Tarım Bakanlığı sertifikasyon kuruluşlarını yetkilendirmiş. O sertifikasyon kuruluşları yetkili. Onlar belge veriyor. Denetimi onlar yapıyorlar. Tarım Bakanlığı da bunları denetliyor. Hı. Ama dolayısıyla bu ancak büyük işletmeler için, evet, söz konusu. Çünkü dediğim gibi maliyeti oldukça yüksek. Peki İstanbul'da kendi küçük bahçesinde bu şekilde benzeri şekilde tarım yapan birileri belki bizi izliyorlardır, belki görecek, evet, ve duyacaklardır. Onlar neden Yeryüzü Derneği'nin bu projesine kayıt olsunlar? Yani onlara Yeryüzü Derneği'nin vaat ettiği nedir acaba? Biz dernek olarak biraz önce söyledim, gönüllülük esasıyla çalışıyoruz ve bu kent bahçeleri projesindeki hiçbir işlem için biz katılımcılardan ücret almıyoruz. Tamamen kendi ürettiğimiz tohumlardan, fidelerden ya da tohumlardan veriyoruz. Bunlar tamamen organik koşullar ya da organik üreticilerden sağladığımız fide ve tohumları veriyoruz. Ve bunların karşısında herhangi bir ücret alınmıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürüyor işler. Pardon. Ve bütün bu uygulama boyunca da kurulan bir haberleşme ağı, bilgilerin paylaşılmasına, işte sorunu olanların sorunun çözülmesine, işte başarılı olanın başarısını diğerleriyle paylaşmasına neden oluyor. Bir sosyal ağ da kuruluyor aynı zamanda. Aynı şeyle ilgilenen insanların bir araya gelmeleri, bunları deneyimlerini paylaşmaları, sohbet etmeleri oldukça güzel. Bizim derneğimiz bu yüzden epeyce şey kazandı. Evet.
üye kazandı, katılımcı kazandı, gönüllü kazandı. Şimdi örneğin bu yıl kullanacağımız fidelerin üretimi için duyuru yaptık. Hemen birkaç gün içerisinde o tohumlardan fide üretmek için gönüllüler çıktı ve elimizdeki bütün tohumlar şu anda bitti. Hem toprakla hem de insanlar birbirleriyle aslında bir ilişkiye, iletişime giriyorlar. Ve İstanbul gibi bir kentin muhtemelen yaşayanlar hatırlayacaktır. Var olan bostanları, kent bostanları artık bir elin parmağını geçmiyorlar. Artık kent bahçeleriyle belki yeniden daha küçük ölçekli de olsa canlanabilir bu çalışmalarda. Evet, doğru. Peki. Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet sayın seyirciler, bugün haftaya kentle başladık ve kenti konuştuk. Başbakanın açıklamaları, kentten gelişmeler ve son olarak da Yeryüzü Derneği'nin kent bahçeleri çalışmasından bahsettik. Yarın yine aynı saatte İmece ekranlarında olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.